Merhabalar. Koronavirüsle ilgili salgın haberleri çıktığında, durum ülkemiz içinde giderek ciddi bir hale geldiğinde, yetkililer bizden evden kalmamızı beklediğinde hepimiz için yepyeni bir dönem başladı. Hayatımızı evden sürdürmeye devam ettiğimiz bir dönem. Biz de bu süreçte ebeveynus olarak nasıl ilişkiler sürdürebiliriz? Koronavirüs günlerini nasıl daha rahat hale getirebiliriz diye çeşitli söyleşiler düzenlemeye karar verdik. Bir haftayı aşkın süredir de konunun uzmanlarıyla sizleri bir araya getiriyoruz. Bugün yine sizinle buluşturmaktan büyük keyif aldığım bir uzmanla, psikolojik danışman Asuman Önder'le birlikte olacağız. Kendisini ben şu an yayına ekledim ama o bize eklenene, bağlanana kadar biraz size onu tanıtmak istiyorum izninizle. Gazi Üniversitesi'nde rehberlik ve psikolojik danışmanlık eğitimi alan, Yeditepe Üniversitesi'nde eğitim yönetimi ve denetimi alanında yüksek lisans yapan bir isim Asuman Önder. Ve şimdi kendisi aramızda. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. İzninizle ben sizinle ilgili birkaç cümle daha sarf etmek istiyorum. Tabii. Ardından da hemen konumuza geleceğiz. Asuman Önder yaklaşık 17 yıldan bu yana çeşitli özel okullarda psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisinde hem çocuklara hem de velilere yönelik gerçekten etkili çalışmalar sürdürüyor. Bu çalışmalarının yanı sıra ergenlere ve özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarla çalışan, çocuklarda sosyal beceri geliştirme konularında eğitimlere katılan bir isim, gönüllü olarak kadın derneklerinde ve çocuklara yönelik sivil toplum kuruluşlarında da gönüllü danışmanlık yapıyor. Halen İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Beylerbeyi Kampüsü'nde velilere ve çocuklara psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti veren Asuman Hanım, benim hayatımın iki kere kesiştiği bir isim, iki kimliğiyle kesiştiği bir isim. Hem gazeteci olarak hem de bir veli olarak kendisiyle buluşmaktan, deneyiminden ve bilgilerinden yararlanmaktan çok mutluyum. Biz Ebeveynus'u dergi olarak çıkarmak istediğimizde özellikle ergenlik konusunda konuşmak istediğim tek kişi oydu. Çünkü her iki çocuğumun da hem ergenlik öncesi hem de ergenliğe giriş sürecinde Asuman Hanım neler oluyor deyip kapısını sıklıkla çaldığım ve önerileriyle gerçekten hem benim işimi bence daha çok çocukların hayatını kolaylaştıran bir isimdi. Hoş geldiniz tekrar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Hoş bulduk. Ben de teşekkür ederim. Belki aslında ilk sorum benim iyiyim cevabımla bağlantılı bile olabilir. Geçenlerde arkadaşlarım, uzunca süredir görüşmediğim arkadaşlarımla konuşurken dedim ki ya iyiyim demeye dilim varmıyor. Her şey bu kadar olumsuz gibi gidiyorken, bir belirsizlik varken evet ben, ailem, sevdiklerim biz iyiyiz. Ama bir dünyada tuhaflık var etrafta. İyiyim demek bana çok iyi hissettirmiyor. Bu duygu normal mi? Yani hem iyi olmayı hissetmek ama iyiyim diyememek. Size bu soruyla başlamak istiyorum ben söyleşiye. Hem dünya olarak hem ülke olarak çok karışık ve ne olduğunu bilmediğimiz bir sürecin içindeyiz. Hı-hı. Aslında sonunu öngöremiyoruz. Ne zaman, nasıl şekilleneceğini öngöremediğimiz bir sürecin içindeyiz. O yüzden de hem iyiyim demek istiyoruz. Aslında iyi olmak istiyoruz. İyi kalmak istiyoruz. Evet. Ama bir taraftan da dediğiniz gibi yaşanan olayları gördükçe iyi olmak suçluluk da hissettiriyor mu acaba diye düşündürmüyor değil. Belki de sakin ve sağlıklı kalmaya çalışıyorum. Daha kolay bir cümle, daha sakin bir cümle olabilir bu süreçte. Ben aslında normal, sakin ve sağlıklı kalmaya çalışıyorum. Bu süreci böyle geçirmeye çalışıyorum aslında. Dediğiniz gibi çünkü suçluluğu da, endişeyi de, kaygıyı da, iyi olmayı da, bütün duyguları bir arada yaşadığımız bir dönemin içindeyiz aslında. Sıklıkla kaygı da duyuyoruz bu süreçte. Kaygının ne kadarını normal kabul etmeliyiz kendimiz ve çocuklarımız için? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Kaygı aslında çok ne olduğunu çok bilmediğimiz durumlar karşısında hissettiğimiz bir duygu. Çünkü şu anda dediğimiz gibi hani ne olduğunu bilmediğimiz bir sürecin içerisindeyiz. Ne kadar sürecek, çaresi olacak, olmayacak, kimden ne kadar ne buluşacak, ne olacak, sürekli bir kaygıyı da pompalayan da bir süreç var. İyi tarafları da var. Uzmanlar çıkıyorlar, açıklamalar yapıyorlar nasıl korunmamız gerektiğiyle ilgili ama bazen evet kaygıda ne kadar bilirsek,
kaygı düzeyimiz o kadar sakinleşir ama bazen de çok farklı şeyleri bilmek de kaygıyı tetikleyebiliyor aslında. Kaygı biraz ne olduğunu bilgiyle çok bence eşdeğer bir duygu durumu. Çünkü bilginiz ne kadar artarsa, ne kadar bilinçlenip farkındalığınız artarsa kaygınızı o kadar sakinleştirmeyi öğreniyorsunuz aslında, bastırmak iyi bir duygu. Sanırım doğru yerlerden, doğru uzmanlardan, doğru kaynaklardan bilgi edinmek bu süreçte yapılabilecek en önemli şeylerden bir tanesi. Biraz seçici olmak lazım sanırım. Neredeyse her evde televizyonlar açık, bir taraftan da sosyal medya kanallarından haberleri anında almaya gayret ediyoruz. O zaman biz bu hem kitlesel iletişim araçlarıyla hem de sosyal medyayla olan ilişkimizi yeniden düzenlemek durumundayız, değil mi, bu duyguların üzerinden gelebilmek için? Evet, çünkü şu anda bir evin içerisindeyiz. Ailemizle, kimi büyüklerimizle, çocuklarımız ya da tek başımıza. Bu noktada biraz da dediğiniz gibi işte sosyal medya, haber almak, bilgiye ulaşmak bir çözüm ve rahatlatıcı gibi görünebiliyor aslında. Evet. Ama bunu bizi iten şeyi de biraz bakmak lazım. Endişemiz dolayısıyla mı buralara giriyoruz, yoksa farkındalığımızı artırmak ve kendimizi korumak amacıyla mı bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz? O noktada biraz dediğimiz gibi seçici olmak, belki biraz kendi içimize dönmek, evet doğru bilgiye ulaşmaya çalışmak ama bunu yaparken de biraz kendi iç sesimize dönmek, biraz aslında atalarımıza dönmek bence biraz daha şey bir cümle olacak. Onlardan öğrendiğimiz bilgiler ve şu anki teknolojik süreci ve içindekileri karşılaştırıp kendi iç sesimize, kendi sağduyumuza göre seçmek en sağlıklısı. Bilgi edinelim, korunalım derken farkında olmadan kaygıyı daha da arttırabiliriz aslında. Özellikle çocukların ve gençlerin evde olduğu bu süreçte, üstelik hem her birimizin çok büyük evlerde pardon yaşamadığımızı da düşünürsek, ses açıklığı onların da aynı bilgiden bir şekilde etkilenmesine yol açıyor galiba, değil mi? Onlar da farkında olmadan bu süreci neredeyse bizim seviyemizde kaygılar besleyerek geçiriyor, benim gözlemlediğim. Çünkü ben evde eşimle bir konuyla ilgili konuşurken içeriden Elvan'ın nerede ne olmuş diyen sorusu gelince, bir dakika burada bir sorun var deyip kendimde en azından onu fark ettim. Yani biz hiç onlar başka bir şeyle ilgileniyormuş gibi düşünsek de aslında kulakları bizim olduğumuz yerde oluyor genellikle. Tabii ki, çünkü çocuklardaki güven duygusu anne babaların güven duygusuyla çok paralel ilerleyen bir süreçte. Ebeveynin güvendiği ortama, ebeveynin güvendiği kişilere güvenerek hayatı deneyimlemeye başlıyorlar. O yüzden kendimiz kaygımızı sakinleştirip bu süreçte ne yapacağımızı, dünyada neler olduğunu öğreniyoruz derken, dediğiniz gibi evdeki diğer bireyleri, bu çocuklarımız da, eşimiz de ya da büyüklerimiz de olabilir, unutmamak lazım. Ama bu süreçte önemli olan tek şey sanırım biraz çocuklarla doğru bilgiyi açık ve net konuşmak. Onları korumak adına sakladığımız zaman, daha üstü örtük konuştuğumuz zaman çocukları daha da çok kaygılandırıyor. Çünkü örtülü bir şekilde paylaşmış oluyoruz. Çocukların kaygıları daha çok bilmedikleri üzerinden artar. Bilmediği konular, bilmediği durumlar, daha önce deneyimlemediği durumlar karşısında kaygıları ve endişeleri daha çok artar. Bu noktada belki işte koronavirüs nedir, bulaşma süreçleri nelerdir? Ben de o noktada her çocuğun yaşına ve anlama durumuna göre farklı açıklamalar yapmamız gerektiğini siz zaten belirtiyorsunuz ama sizden şunu rica edebilir miyim? Örneğin okul öncesi dönemde biz bunu nasıl anlatmalıyız? İlkokul seviyesinde ne tür bilgiler onları güven seviyesinde tutar ve ortaokul dönemindeki çocuklar için artık neyi ne kadar paylaşabiliriz? Ebeveynlere yönelik olarak böyle biraz ufuk açıcı değerlendirmeler, bilgiler rica edebilir miyim sizden? Tabii ki. Burada dediğiniz gibi yaş dönemi çok farklı ve yaş dönemlerine göre bilgileri vermek çok doğru olacak bir yöntemdir. Karşımızdaki çocuk çok hazır değilse bütün bilgiyi vermek onun kafasını daha da çok karıştıracak. O yüzden okul öncesi, ilkokul 1-2 yaş dönemi için aslında bunun bir hastalık olduğunu ve hijyen kurallarına dikkat ederek kendimizi bundan koruyabileceğimizi, bu hastalığa kapılmamak için biraz daha korunaklı ortamlarda, evimiz bu noktada bizim en güvenli yerimizdir, en temiz ve kendimizi en rahat hissedeceğimiz ortam evimizdir. O yüzden bu süreci şu anda burada birlikte geçiriyoruz gibi bir açıklama
yeterli olacak. Hijyen kurallarından bahsetmek, birlikte el yıkama alışkanlıklarını tekrar üzerinden geçmek, hatırlatmak bu noktada çok önemli. Kendi tedirginliğimizle sürekli elini yıkadın mı, onu yaptın mı, bunu yaptın mı gibi endişelerimizle döndüğümüz zaman çocuğa onun kafası daha da çok karışacak. Çünkü kaygılar, korkular bulaşıcı duygular. Tabii yaş biraz büyüdüğü zaman onlar da sosyal medya kullanıyorlar. İlkokulda indi artık aslında. Google'a yazdıkları zaman koronavirüs nedir diye bütün bilgiye ulaşabiliyorlar. Bizden de yaş büyüdükçe de aslında bunun belki ismi geçirilebilir. Çünkü haberlerde, internette duyuyorlar. Böyle bir hastalık var. Dünyada şu anda böyle bir süreç var. İşte alınan önlemlerden bahsedilebilir. Bilim adamları bu hastalığın çaresini, çözümünü, aşısını bulmak için gerekli çalışmaları yapıyorlar. Bizler de kendimizi korumak anlamında daha korunaklı ortamlarda kalmaya çalışıyoruz. İşte o yüzden okullar tatil edildi. Sizin sağlığınızı, öğretmenlerin, çalışanların sağlığını korumak için gibi cümleler aynı zamanda okula olan hem özlemi hem de okula olan güveni de perçinleyecektir. Milli Eğitim bu noktada böyle bir karar aldı. Çocukları, çalışanları ve anne babaları korumak için. Oraya da bu olumlu atıflar çocuğun yatırımını devam ettirecektir okula. Çünkü şu anda fiziksel olarak okula gitmiyorlar ama duygu bağı hala devam ediyor. Arkadaşları ve öğretmenleriyle. Böyle bir hastalık olduğunu, bunun grip gibi yollarla bulaştığını, o yüzden de hijyen önlemlerini almamız gerektiğini, dışarı çıkmayı kontrol altında tutmamızın sebebi bulaşmayı biraz daha aza indirmek gibi. Aslında uzmanların basitçe anlattığı şeyleri çocuklarımızla paylaşabiliriz. Paylaşabiliriz. Peki biz buradan bugünkü konu başlığımıza gelirsek, korona günlerinde bir ergenle aynı evde tabiri caizse takılı kalırsak, ergenlik zaten çocukların anne babadan ayrışmak için kendilerini bir o duvara bir bu duvara attıkları bir dönem. Akran ilişkilerinin ve arkadaşlıkların çok önemli olduğu bir dönem. Tam da bu süreçte gerçekten çok ciddi bir farklılık oldu hayatlarında. Hem onların hayatlarında hem de bizim hayatlarımızda. Öncelikle sizden bize bir kısaca ergenliğin nasıl bir dönem olduğunu hatırlatmanızı rica edebilir miyim? Ardından da koronavirüs günlerinde onların daha rahat hayatlarının çok önemli bir dönemi olan bu basamağı daha rahat geçirebilmeleri için bize düşen görevler neler? Biraz da o konuda sizden öneri rica ederim. O zaman biraz dediğiniz gibi ergenlik dönemiyle Lütfen. başlayalım. Ergenlik hayatın içindeki dönemlerden herhangi bir tanesi. Bu ilk çocukluk, yaşlılık, şu anda bizim içinde olduğumuz yetişkinlik süreçlerinden bir tanesi aslında ergenlik. Biraz tabii daha ilk çocukluk ya da diğer dönemlere göre biraz daha hırçın ya da bazı kitaplarda asabiyet, öfke gibi kelimelerle birlikte kullanılıyor ergenlik aslında. Öyle olmak zorunda mı? Öyle olmak zorunda mı? Aslında biraz dönemin özelliği, evet. Çünkü ergenlik çocuksuluğun bırakılıp yetişkinliğe geçiş öncesi bir dönem. Yani ergenlik, Talat Hoca'nın, Talat Parman'ın bir kitabı vardır, Ergenlik ve Merhaba Hüzün diye. Biraz aslında hüznü de barındıran bir dönem. Çünkü çocukluğu bırakmak bir ergen için çok kolay değil. Çocuksuluk demek anne baba ile olan bağın daha kuvvetli olması, sorumlulukların biraz daha az olması, daha oyun dönemi. Daha da ergenliğe geçildiği zaman birçok hormon, libido, bilgi, bütün bunlar tabii ki çocuklarda zaman zaman hüzün, kaygı, endişe oluşturabiliyor. Bu da bazen öfke duygusunu doğurabiliyor. Çünkü içlerindeki o korkan, çocukluğun bitmesinden dolayı endişe eden, ileride neyle karşılaşacağını bilmemekten dolayı yaşadıkları üzüntüyü bazen o üzülen, korkan çocuğu susturmak ve sakinleştirmek için öfkeli çocuğu dışarıya gösterebiliyorlar. O yüzden de Bize bazen kalırsa biliyor. onlar her şeyi biliyorlar. Yani her şeyi biliyorlarmış gibi davranıyorlar ve hiçbir öneriye açık görünmüyorlar. En azından biz anne baba olarak böyle değerlendiriyoruz. Oysa siz diyorsunuz ki bu bir maske gibi onlar için. Aslında içlerinde korkan ve biraz belirsizlikten, kimi zaman büyümekten endişe eden
bir çocuğun kullandığı bir maske. Doğru anlıyorum, değil mi Evet, Asuman Hanım? aslında doğru anlıyorsunuz. Doğru bir tanımlama. Maske de diyebiliriz, madalyon gibi de Ya da düşünebiliriz evet ha. aslında. Çocuklarla özellikle çalışırken, onları anlamaya, tanımaya çalışırken biraz bir madalyon ya da bir maske gibi düşünmek çok doğru. Çünkü bunun iki tarafı vardır. Bir madalyonun iki yüzü Evet, vardır. Bir madalyon. gördüğümüz, bir de onun arkasındaki bir yüz. Bazen gördüğümüze göre davranırsak, ergen çocuğumuzun bize gösterdiği yüze göre ona tepki gösterirsek, altta yatan duyguları görmekten uzaklaşırız. O zaman da işte ev içi çatışmalar, gerginlikler, çocuklar ve anne babalar arasındaki uzaklaşmalar artabiliyor. Dediğiniz gibi bu dönemde anne babalar bir şey bilmiyorlar. Kimse onları anlamıyor aslında. Anlaşılamamış olmaktan dolayı bir endişeleri var. Ama buna rağmen de çok anlatmayı tercih etmiyorlar. Ben ebeveynlerden, velilerimden böyle sorular geliyor. Madem öyle istiyorlar, neden anlatmıyorlar gibi. Biraz belki önce bu dönemin ruh sağlığını anlamak. Bu dönemde evdeyiz ve okumaya, araştırmaya çok zamanımız var. Belki bu dönemi anlatan kitapları okuyarak bu süreci de biraz daha sakin ve bilinçli geçirebiliriz aslında. Çünkü bu süreç biraz ayrılık sürecinde beraberinde getiriyor, çünkü ergenliğin bir sonrası yetişkinlik. Hemen bu yayın hem kayıtlı olarak Instagram'da kalacak hem de YouTube kanalımızda kalacak. Dolayısıyla yeniden dinleme fırsatı da olacak. Hem bizi izleyenlerin hem de başka katılımcıların. Sizden hemen ergenleri daha iyi anlayabilmemiz için hangi kitapları önerirsiniz? Birkaç isim var mıdır aklınıza gelen paylaşsanız? Talat Parman'ın kitaplarını önerebilirim. Çok sevdiğim bir uzmandır, psikanalist. Onun Evet, biliyorum. ergenlikle ilgili birkaç kitabı var. Bunları okunabilir aslında. Biraz belki biz kendi velilerimize, bültenimize de paylaşmıştık. Freud'a ne yaptık da çocuklarımız böyle oldu. Çok güzel bir kitaptır. Bu okunabilir bu süreçte aslında. Biraz çünkü ruh sağlığı anlamak lazım. Yoksa İşte fiziksel değişiklikler olması, yüzde sivilceler çıkma vesaire, bunlar aslında bir madalyonun görünen tarafı. Bunu birçok noktada, birçok bilgide, birçok kaynakta, internette bulabilirsiniz. Ama ruh sağlığı anlatan kısım çok fazla olmayabiliyor da o kısma dönmekte bazen zorlanabiliyoruz. O yüzden şu an aklıma gelen isimler bunlar. Söyleşin içinde tekrar yine aklıma geldikçe paylaşacağım. Lütfen. Ama Talat Hoca'nın kitapları deneyimlenebilir. Devam ediyordunuz ruh sağlığını anlamak önemli diye. Bizim çocuklarımızı daha rahat anlamamız için siz hep kendi süreçlerimizi hatırlamamız gerektiğini söylüyorsunuz. Bir de sizinle konuşurken söylediğiniz bir şey vardı ki biz hepimiz kendi kırılganlıklarımızı hatırlıyoruz aslında çocuklarımız ergen olurken. Biraz da o noktayı açmanızı rica edebilir miyim? Bizim ergenliğimiz, kendi çocuklarımızın ergenliğini anlamak için bize nasıl ışık olabilir? Tabii ki arada bir kuşak farklılığı var. 2000 kuşağından bahsediyoruz şu anda. Kuşak değişti, şartlar değişti ama ruh sağlık çok kolay değişen bir şey değil aslında. Meseleler işte Freud'un yıllarca önce yazdığı gibi, işte Aristoteles'e bir sürü uzman var. Uzun zamanlar önce bu dönemleri tanımlamışlar ve onun üzerine biz de kuramlar üzerinden bilgileri ediniyoruz zaten. Ruh sağlık çok fazla değişmiyor. Değişen şey o ruh sağlığın gösterilen davranış şekilleri olabilir. Kıyafet şekilleri, müzik anlayışı, espri anlayışı farklı. O yüzden de hani biz böyle geçirmemiştik bu dönemi hocam. Biz de ergen olduk ama biz böyle değildik dediği zaman ebeveynler, orada biraz bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Evet, biz böyle giyinmiyorduk. Böyle bir espri anlayışımız yoktu. Müzik tarzlarımız farklıydı ama ruh sağlıktaki meselemiz aynıydı. Çocukluğu bırakmaktan dolayı endişe, büyüğün neyle karşılaşacağımız kaygısı, bir gruba ait olmak, okulda bir grubun parçası olmak, dışlanmamak, vücudumuzdaki fiziksel değişiklikleri anlamaya çalışmak, aslında anne babadan uzaklaşmanın hem heyecanı hem endişesini yaşamak, kendi kimliğimizi oluşturmak aslında. Esas ergenliğin ana temeli kendi kimliğimizi oluşturmak. Oluşturmak. Bunlar aslında çok değişmiyor. Sadece ortaya konma şekilleri belki farklılaşabiliyor kültüre göre, döneme göre. Peki şimdi tam da böyle kendisi büyük bir dönüşümden geçen, hayatı kendine göre anlamlandırmaya çalışan çocuklarımızla biz aynı evlerdeyiz. Belki
şimdiye kadar hiç olmadığı kadar uzun süredir birlikteyiz. Yaşam pratiğimiz çok değişti. Belki onlar günde bir kez birlikte yemek yiyorduk akşam. Şimdi üç öğün birlikte yemek yiyoruz. Onlar bizim bazı davranışlarımızı ilk kez gördüler belki ve biz onların çeşitli tepkilerini ilk kez gördük. Böyle bir biraz abartarak söylersek bir yeniden tanışma dönemi gibi de olabiliyor çocuklarımızla. Biz bu dönemi nasıl daha rahat hem kendimiz hem çocuklarımızı geliştirerek ve büyüterek nasıl daha keyifli bir hale getirebiliriz? Çünkü gerçekten hani kaygıya kaptırdığımızda kendimizi işlerin sarpa sarması çok daha kolay oluyor. Ama biz tünelin ucundaki ışığı görmek istiyorsak eğer ergenle bir evde kapalı kaldığımızda neler yapmalıyız, neler yapabiliriz? Buraya girmeden önce bir önce konuştuğumuzda bir ekleme yapmak istiyorum lütfen. Aslında. Çünkü biraz işte ergenlik, isyan, öfke bir kelimelerle bir araya geçiyor bazı yazılarda ya da konuştuklarımızda, ama belki bunun nedenini biraz anlamak lazım. Hı-hı. Önce ne yapacağımıza gitmeden önce. Çoğu ailenin, anne babanın isyankarlık olarak gösterdiği, tanımladığı davranışlar aslında bu dönemin doğal bir süreci. Dediğimiz gibi farklı bir kimlik geliştirme süreci içindeler. Onları dünyaya getiren anne babalarından ayrılıp kendi kimliklerini oluşturmaya çalışıyorlar. Bu da bir noktada anne babadan uzaklaşmak demek. Anne babadan uzaklaşmak için de onları çok idealize ettiğimiz şeyi de, çünkü çok idealize ettiğimiz, hayran olduğumuz bir şeyi bırakmak çok kolay değil. O idealize ettiğimiz ve hayran olduğumuz şeye biraz olumsuz atıflarda bulunmak lazım. Hı-hı. Dünyaya getiren bir anne baba var. Evet. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılayan, maddi manevi her noktada bize destek olan, bizi hayata hazırlayan bir ebeveyni 12-13 yaşlarına geldiğimiz zaman diyoruz ki, şimdi benim kendi kimliğimi oluşturmam için senden uzaklaşmam lazım. İşte o zaman da bu isyan etmeler, çatışmalar başlayabiliyor aslında. Bu noktada anne babalar da bu kısmı unutursak eğer, ne oluyor, bu çocuk nereye gidiyor, bana karşı neden bu kadar öfkeli ve kızgın, endişeleri ve korkular içine düşebiliriz. Aslında bu sağlıklı bir ilerleme. Sadece tabii bunun oranı, dozajı önemli. Bu noktada da ne yapabiliriz? Sizin biraz önceki sorunuz devreye geliyor. Öncelikle bunu biraz unutmamak, bu isyanın biraz doğal bir süreç olduğunu unutmamak. Ama buradaki en önemli şey aslında hep her yerde geçen aslında tutarlı olmak ve neye ne kadar izin verdiğimize bakmak. Bunun doğal bir süreç olduğunu düşünürken tahammül sınırlarımızı biraz belki gözden geçirmek gerekiyor. Çünkü eğer isyankar bir dönemde ve bu çok doğal ergenlik yaşıyor, bir de bir sınav var eğer 8. sınıf öğrencilerinden bahsediyorsak. Evet. Bu noktada tahammül sınırımızı çok genişlettiğimiz zaman çocuklarımızda bu bir davranış şekline dönüşmeye başlıyor. Ben her şeyi kırıp yıkıp isyan edebilirim. Bu da toplumsal hayatta çok kabul gören bir davranış şekli. Karşılığı olan bir şey değil. Evet. Değil aslında. Çünkü toplumsal hayatta uymamız gereken kurallar var. Evet. Toplumsal hayat değil. İkili ilişkilerde de öyle. Ailede de öyle aslında. O yüzden o noktada biraz tutarlı olmak. Çok önemli. O yüzden de anne babaların tutarlı olması çok önemli. O yüzden biz hep rehberlik görüşmelerine ebeveynleri birlikte isteriz ki birlikteki tutarlılığı sağlamak. Dediğiniz gibi şimdi aynı evin içinde 24 saati bir arada geçiriyoruz. Daha önce akşam 5-6'ya kadar okulda olan bir çocuk vardı. Eve geliyordu. Birlikte ya yemek yiyorduk ya odasında yiyordu. Ya bilgisayar başında ya ders başındaydı. Ama şimdi 7-24 birlikteyiz. Bu dönemi belki dediğiniz gibi önce bunu anlamak çok faydalı olacaktır. Bir de tabii çocuklarımızın yaşadığı ruhsallığı anlarken ki şey, merak duygusu bence önemli olan süreçlerden bir tanesi. Çünkü burada biraz ergenlikle birlikte mahremiyet daha da önem kazanmaya başlıyor. Bu aynı evin içerisinde olan ebeveynler ve ergen gençler o mahremiyetleri ne kadar sağlayacaklar, ne kadar koruyacaklar? Anne babalar çocuğun benden uzaklaşıyor endişesiyle o mahremiyete ne kadar izin veriyorlar? İzin verebilecekler. Bu nokta çok önemli. Burada biraz belki şeyi anlamak lazım. Ergenlik sürecindeki gençler aslında anlaşılmak istemiyorlar. Çünkü onlar kendi kimliklerini zaten anlayabilmiş değiller.
O yüzden de bizim bazen sorularımız okulda ne yaptın, kimle yazışıyorsun, o kim, onun annesi kim? Bu çocuğumuzun ruh sağlığını anlamak mı? Neler karıştırıyor acaba? Hani biraz şey bir tabir olacak ama neler yapıyor acaba biz yokken bizden habersiz anlamak mı? İkisi farklı Ben şey. o ip gibi ince çizginin üzerinde bir sağa bir sola zaman zaman yalpaladığımı buradan itiraf ediyorum. O yüzden de sık sık sizi ziyaret ediyordum. Hakikaten bir öz eleştiri olarak bunu paylaşmak istiyorum. Gerçekten evet, bazen okulda neler yapmak istediğini merak ediyorum. Yaptığını merak ediyorum, öğrenmek istiyorum ama öte yandan da o dünyanın içinde de neler var? Kendi dünyasının içinde neler yapıyor, onları da merak ediyorum. Sizinle konuşurken aslında onun mahremi sınırını çok güzel çizmiştiniz. Biz mahremden bahsedince bedensel olarak mahremiyeti anlıyoruz ama sizinle konuştuğumuzda çok güzel bir alan çizmiştiniz. Siz ergenin mahremiyetine saygı göstermek derken neleri içine alıyorsunuz? Paylaşır mısınız bizimle? Tabii ki beden en başta olan Tabii. süreçlerden bir tanesi ama kendi kimliğini oluşturmaya çalışma sürecindeki bir gencin bunun mahremiyetine öncelikle saygı duymak, onun kendi kimliğini oluşturmasına ve bunun içerisini doldurmaya çalışan ki mahremine saygı duymak tabii ki çok önemli. Bunu nasıl oluşturduğuna dair meraklar tabii ki olabilir anne babanın da. Niyet her zaman iyi zaten. Niyeti hiçbir zaman sorgulamıyoruz. Neyse oradan. Evet. Evet, kimlerle arkadaşlık yapıyor, okulda ne yapıyor, işte bilgisayarda kimlerle konuşuyor. İşte bu kimliğini oluştururken acaba içini yanlış şeylerle oluşturuyor mu duygusu ve endişesi tabii ki var. Çünkü anne babalık biraz keşkelere katlanabilmek demek aslında. Evet. Kendi kaygımıza ve korkumuza katlanabilmek demek aslında. Ama tabii bunu yaparken de gencin o mahremiyet alanına izin vermek, bunu çok sorgulayarak, didikleyerek o kim, ne yapıyor, ne ediyor sorularından çok çünkü kim, ne soruları biraz aslında bilgi soruları ve bir kaygıyı tetikleyen sorular. Ne oluyor ya anlamaya yönelik sohbetler olabilir bu süreç içerisinde. Dinlediği müzik tarzlarını birlikte dinlemek. Evet. Çok hoşuna giden grupların videolarını YouTube'da birlikte dinlemek. Çünkü biz de ergenlik dönemimizde grupları dinliyorduk. İşte Backstreet Boys vardı hatırlıyorum ben yani. Bizim zamanımızın popstarları, rockstarları vardı. Şimdi şekil tarz değiştirmiş. Aynı türevleri var. Belki biraz bunları anlamak, neler izliyor. Ama bunu işte o kim, hangi grup yerine ya bir müzik geliyordu odandan. Bir hoşuma gitti tınısı. Bir dinleyelim mi birlikte demek belki. Çünkü dediğim gibi gençler iç dünyalarını çok anlaşılmasını istemiyorlar. Anne babalardan bekledikleri aslında benim nasıl bir kişi olacağım yolunda nelerden hoşlanıyorum, nelerden keyif alıyorum kısmında bana yolculuk et. Biz birlikte yürüyelim. O yüzden de izlediği filmleri birlikte izlemek, onun okuduğu bir kitap alıp sizin okumanız, karşılığında sizin bir kitap önermeniz gibi. Aslında karşılıklı birbirini tanımak çünkü ergenler de anne babalarını çok tanımıyorlar aslında. Çünkü günün 8-10 saatini okulda geçiriyorlar. Geçenlerde bir post vardı. Belki siz de görmüşsünüzdür. Ben okuduğumda kahkaha attım. Annemle babam işte fena insanlar değillermiş. Birlikte vakit geçirmekten keyif aldım şeklinde. Muhtemelen bir ergene ya da işte biraz daha genç yetişkine atfen bir posttu. Hakikaten sohbet etme fırsatımız olunca hiç de fena insanlar olmadığımızı onlar da görebilir belki. Bir de mahremiyetle ilgili şeyler söz konusu olduğunda ya da ergenlerle ilgili şeyler söz konusu olduğunda onların hayatlarının çok büyük bir alanı telefonları, bilgisayarları ve ekran. Biz onların o dijital hayatlarına ne kadar dahil olabiliriz? Ben sizin cevabınızı biliyorum. Ama lütfen burada yani biz çocuklarımızın telefonlarını karıştırabilir miyiz? Onlar bilgisayarda ne yapıyor bakabilir miyiz? Yaparsak bu onun için ne anlama geliyor ve aslında hareketimiz neye yol açıyor? Mahremiyet işte çok genel bir noktada. Dediğim gibi sadece beden değil aslında çocuğun kendine ait alanına saygı duymak mahrem. Kalem kutusunu açmamak, kitabına bakmamak, telefonuna bakmamak aslında. Biraz bizim belki şeyi düşünmek lazım. Telefonuna ya da bilgisayarına bakmaya yönelten dürtü ne aslında? Buradan şey denilebilir. Ne olduğunu merak ediyorum, kimlerle arkadaşlık kurduğunu merak ediyorum gibi. Bunlar da yine
üstteki dirençler mi aslında? Çünkü ne olduğunu, ne yaptığını dediğim gibi merak etmek dürtüsüyle yola çıkarsak, o zaman işte mahremiyeti delmiş oluyoruz ve çocuğumuzu korumaya çalışırken bizden uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü o telefonu ve bilgisayarı ona aldıysak artık o onun alanıdır. Ne olabilir? Koruma paketleri olabilir, aile paketleri olabilir. Nasıl kendi özel alanımıza girilmesini istemiyorsak çocuklarımızın alanına da girmemeliyiz. Çünkü bir ebeveyn giriyorsa çocuğun özel alanına, çocuk bu noktada eğer durduramıyorsa, hayır bu benim alanım diyemiyorsa, dışarıdan bir kişi bunu ne Hisseder. kadar yapacak aslında? Bizim çocuğumuza öğretmemiz gereken kendisini korumak, kendini korumayı öğretmek, bu da önce tabii ki ailede başlıyor. Onun üzerindeki en büyük otorite ve güce hayır diyemeyen bir ergen, dışarıdaki kişiye kolay kolay hayır diyemeyecektir. O yüzden de işte girmek, bakmak, merak edebilirsiniz. Hani geç saate kadar oynadın, ne oldu, bir şey mi, ya da yüzün değişti, bir haber mi aldın? Bunlar yine merak duyguları, ama hani en rahatlatıcı buralardan belki girilebilir. Çünkü kendi kişiliğini, kendi mahremiyetini oluşturmaya çalışan bir gencin odasına, telefonu ya da bilgisayarına girdiğimiz zaman karşılaştığımız şeyle ebeveyn olarak mücadele etmeye ya da onu hazmetmeye ne kadar hazırız? Bir de bu da bunu beraberinde getiren sorulardan biri bence. Evet. Ben sizinle dergimizin ilk sayısı için yaptığımız söyleşi sırasında sarf ettiğiniz bir cümleyi hatırlıyorum. Şimdi yeri geldi paylaşmak istiyorum. Hani telefonunu açtığınızda karşınıza çıkan şeyden siz sorumlusunuz. O değil. Yani bunu eğer karşılayabiliyorsanız hani ona bir bakmanız gerekiyor demiştiniz ve o gerçekten benim için de hatırlanacak güzel bir cümle oldu. Ebeveynler olarak biz çocuklarımıza yol göstermeye çalışırken bazen de terazinin diğer kefesine atlayıveriyoruz. Zannediyoruz ki biz onlarla arkadaş olursak, arkadaşça davranırsak, kanka bro muhabbeti yaparsak ergenlik sürecini daha rahat atlatabilirler. Böyle mi gerçekten? Böyle değil diyerek başlayabilirim ben aslında. Çünkü Neden? her çocuğun ya hepimizin, sizin, benim, her gencin, her insanın bir ebeveyni var. Aslında bir anne ve babası var. Onu dünyaya getiren ve öz bakımlarını veren, doğru ya da yanlış hayatında olan kişiler. Hayatında tek olan kişilerin rolleri değiştiği zaman tabii ki çocukların da kafası değişiyor. Bu anaokulundan olsun, ergenlikten yetişkinliğe kadar hepimizin hayatta bazı rolleri var. Bu roller değişebilir. Yani evde arkadaş, eş rolümüz eşimizle değişebilir ama ebeveynlik rolü başka bir şey. O noktada bu rolü bırakmamak lazım. Çünkü çocuğun hayatında dediğim gibi bir tane ebeveyni var. Bu rolü bıraktığımız zaman tekrar onun yerine neyle nasıl dolduracak aslında? Çünkü çocuklar ikinin içine doğuyorlar. Demişti bir hocam, bir çift var, iki, ve o ikinin içine doğuyorlar ve doğdukları andan itibaren onlar o ikinin bir parçası doğuyorlar. Bu ikinin rolü, kimliği değiştiği zaman çocukların dengesi o zaman değişmeye başlıyor. Arkadaş olalım mı, anne baba olalım mı? Anne babayız zaten. Neden bu kimliği değiştirip başka şeyler koymaya çalışıyoruz? Ne olur onunla birlikte onun izlediği, takip ettiği bir popstarı izlerken daha farklı bir dil, daha ergenlerin kullandığı kelimeler arada kullanabiliriz. Evet, arkadaşlarıyla benzer diyaloglar içine zaman zaman girebiliriz. Ama çocuk bilmeli ki beni kapsayacak, bana doğru ya da yanlış öğretecek, gerektiği zaman otoritesini kullanacak bir ebeveynim var benim. İhtiyaç hissettiğim zaman dönebileceğim iki kişi var arkamdayı öğretmek çok önemli. Arkadaşlık kimliğine geçtiğimiz zaman biz iyi bir şeyler yapmaya çalışırken karşıdaki gencin kafasında ya da çocuğun, bu anaokulu yaşı da olabilir, ergen de olabilir, bütün yaş grupları için geçerli, farklı sorular oluşturmaya başlıyoruz. Bu arkadaşım mı, annem babam mı? Sıkıştığım zaman arkadaş olarak mı gitmeliyim ben bu kişiyi, annem babam olarak mı ihtiyaç duymalıyım? O yüzden kimliklerimiz neyse onunla devam etmekte fayda var. Onlarla arkadaş olmak istememizin bizim kendimizle, kendi anne babalığımızla biraz bir ilgisi var galiba, değil mi? Yanlış yapmaktan mı korkuyoruz da öyle yapıyoruz? Yani ben düşündürtmeye çalışmıştım o soruyu. Siz zaten bana geldiniz. Evet.
kendi kimliğimize ne kadar sahip çıkıyoruz, ne kadar bunun içini dolduruyoruz sorusu zaten arkadaş olma ihtiyacını doğuruyor diye düşünüyorum ben aslında. Çünkü çocuğumuzun hayatına otorite olmak, otorite ve baskı kurmak ve bunlar bazen birbirine kelimeler çok karışıyor aslında. Çok karıştırmaya gerek yok. Otorite dediğimiz kişi bize doğru yolu gösterir. Biz onunla çatışırız. Kendi fikrimizi savunuruz. O bize bir şey engeller ama ortaya bir şey çıkar. Çünkü tartışmak iyidir. Ailede de, çiftlerde de. Arkadaş kimliğine bizi götüren acaba kendi otorite kimliğimizin ne kadar farkındayız? Kendimiz doğruları yanlışları koyma kısmında ne kadar farkındayız? Ve tabii ki kendi anne babamız. Çünkü anne babalık aynı zamanda kendi çocukluğumuzu da birbirine getiriyor. Çünkü bazen şeyler karışabiliyor. Yetiştirdiğimiz kendi çocuğumuz mu? Kendi çocukluğumuz mu? Bazen arada ruhsallık değişebiliyor. Çünkü ruhsallık hiçbir zaman biten bir dönemde. Ergenlik bittiği için o dönemin bütün her şeyi ortadan kalkmıyor içimizde. Her dönem bir üsttekine eklenerek hayat sonuna kadar Hayatımızı. devam ediyor aslında. O yüzden belki zaman zaman bu soru işaretleri kafamızda oluştuğu zaman işte kendi çocukluğumuza gitmek, kendi ebeveynimiz bize ne veriyordu, ne vermiyordu, bizim şu anda çocuğumuza gösterdiğimiz tavır onun ihtiyacı olan mı, yoksa çocukluğumuzda bizim anne babamızdan almadığımız şey mi? Bu noktada biraz işte kendi anne babalık kimliğimizin içini doldurmak çok önemli. Doğrularımızdan emin olmak, koyduğumuz kurallardan, tavırlardan, tutarlılıktan emin olmak. Bunlardan ne kadar emin olursak o kadar da kolay hayata dönüştürebiliriz. Evet, bütün bunların hepsini diliyorum ki zihnimizde ve kulaklarımızda küpe olarak tutacağız. Ergenlik ve ruhsallıkla ilgili kısımdan ben biraz da bu olağanüstü dönemin hayatımıza soktuğu yeni bir pratikten, uzaktan eğitimle devam eden okul hayatı diyeyim ya da öğrenme hayatından bahsetmek istiyorum. Şimdi çocuklar evet ekranla, bilgisayarla, telefonla haşır neşirdi ama eğitim metodu olarak çok da fazla kullanılmıyordu. Tabii ki okullarda kullanılan bir takım yöntemler, bir takım programlar vardı ama şimdi bambaşka bir sürecin içindeler. Üstelik de bu sürecin büyük bir kısmı aslında onların kontrolünde olması gereken bir süreç. Yani ders saatleri, nereden nasıl bağlanacak, tabii küçük çocuklar için değil ama en azından ortaokul düzeyindeki çocuklar için. Bizim oradaki rolümüz ne? Yani çocuğumuzun ders planını biz mi takip etmeliyiz? Yoksa görevimiz teknolojik altyapı, yatırım, arada bir çay kurabiye servisi ile mi sınırlı kalmalı? Biraz aydınlatır mısınız bizi? Evet, adı üstünde uzaktan eğitim. Yani eğitim aslında iç içe olması gereken bir süreç. Çünkü okul sadece akademik anlamda eğitim yapıldığı bir yer değil. Hayatın deneyimlendiği bir süreç. Hem öğretmenler için hem çocuklar için ve hem de anne babalar için aslında. Şimdi bu deneyim ortamından uzakta birbirimizle ilişki kurmaya ve yatırım yapmaya çalışıyoruz. Gördüğüm kadarıyla ilk haftalarda tabii biraz daha heyecanlı ve telaşlı bir süreç vardı. Teknolojik Ne donanım nasıl olduğunu olacak, bilmiyorduk. ne olacağını bilmiyorduk, oturum açmak nasıl olacak, kim nereden gelecek. Zaman ilerledikçe sakinleşmeye başlandı ve oturmaya başladı gördüğüm kadarıyla. Akademik ders öğretmenleri arkadaşlarımdan edindiğim bilgilere göre biraz daha sakinleşmeye başladı. Bu noktada yine anne babalık rolüne dönüyor. Tabii ki biz çocuklarımıza onlarla birlikte masanın bilgisayarının yanına oturup ders birlikte dinlemeyeceğiz. Ama ebeveynin görevi akademik konuda çocuğa aslında hatırlatma yapmak. İşte evet, gerekli donanımı sağlamak, kitaptan bilgisayara kadar. Ama aynı zamanda hatırlatma yapmak görevini üzerinde devam etmeliyiz. Birlikte yan yana oturup dersi birlikte izlemek değil ama ders saatini hatırlatmak. Ya Yaşasın, bunu duyduğum için çok mutlu oldum. Çünkü ben hatırlatma yapıyorum ve bazen tamam anne, yeter anne, biliyoruz anne gibi sözlerle karşılaşıyorum ve beğendim ki ben mi çok abartıyorum ama evet bu hatırlatma yapma hakkımın olduğunu bilmek beni çok rahatlattı. burada belki şöyle bir not girebilirim. Hatırlatma yaptığımız kadar onların da hatırlamasına fırsat vermek. Eyvah, bunu demeseydiniz şimdi. Çünkü şimdi akademik anlamda bir şeyden uzak kalacak mı, eksik kalacak mı? Yine bizim kendi kişisel endişemiz. Endişem. Tabii onu ben aldım, o cepte. Anne babalık endişe.
üzerine kurulan bir süreç galiba. Noktada evet endişelerimiz devreye giriyor. Ne kadarını alacak, ne kadarını almayacak. Ama bunu yaparken yine onu kendisini hatırlatması da fırsat vermek lazım. Burada şöyle işte 2'de ders çalışmaya başlaması gerekiyorsa hemen 2'de hadi masanın başına otur demek değil. Bakalım o ne kadar hatırlıyor. Belki bir 10 dakika, 15 dakika, belki bazen yarım saat biraz ona fırsat tanımak. Yani kendi yanlışı, yaptığı yanlışın farkına varıp düzeltiyor onun ruhsallıktaki yeri bu. Ödevdeki yeri nedir? Yaptığı işlemi silmek ve yeniden yapmaktır aslında. Biraz onlara fırsat tanımak ama bir noktada biraz hatırlatıcı olmak. Özellikle ergenlik sürecindeki gençlerle çalışırken, birlikte yaşarken bu hatırlatmayı biraz daha bedensel temasla da yapabiliriz aslında. Mutfakta yemek karıştırırken hadi artık saat 5 oldu dersin başına geçten çok kapısını tıklatmak ya da bir şeye daldıysa omzuna dokunmak. Kinestetik olarak da onu biraz hareket olarak da uyarmak bu yöntem bu süreçte hatırlatıcı olabilir. Ve tabii ki anne babaların bu rolü paylaşması. Ders akademik kısım sadece annelerin görevi değil. Olmaktan İyi polis kötü polis zaman zaman yer değiştirmeli değil mi? Evet. Bu kadar iyi polis kötü polis olmaya gerek var mı? Hepimizin içinde iyi taraflar var kötü taraflar var. O rolleri bazen hatırlatmak ve paylaşmak, sadece tek bir ebeveynle bu çatışmayı çocuğun yaşamasına izin vermemek noktada babaları biraz belki sahneye davet etmek, evet. Annelerin de biraz babalara izin vermesi bu sahneye çıkma konusunda karşılıklı olan bir süreç. O yüzden bu noktada hatırlatmak en önemlisi. Çünkü bir de 8. sınıflar için ayrı bir süreç var. Bir sınav süreci var. Bir süre çok bir belirsizlik dönemi vardı. Ertelenecek, nasıl olacak gibi. Neyse ki şu an netleşti. Her şey evet belli en azından. Belli en azından hangi konuların olacağı, ne zaman olacağı, şekil, şemal onlar netleşti. Bu biraz daha kaygıyı sakinleştirmiştir. Şu anda yapılabilecek şey o belli müfredat üzerinde devam etmek. Öğretmenler zaten dediğim gibi akademik ders öğretmeni arkadaşlarımdan da görüyorum, kendi içimizde paylaşıyoruz. Çok yoğun bir şekilde zaten çocuklara o bilgiyi edindirmek için ellerinden gelen süreci yapıyorlar. O yüzden de biraz hani öğretmenlere o noktada destek vermek, güvenmek, paylaşmak, mailleşmek, iletişim içine girmek. Aynı ortamda değiliz şu anda ama iletişim araçlarıyla her an birbirimize danışabiliriz aslında. Bana özelden gelen sorular arasında hocam sıklıkla şöyle bir soru vardı. Çok fazla ödev veriliyor. Bu ödevleri yaptırmakta zaman zaman güçlük yaşıyoruz. Bu ödevlerin hepsi yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Size eğitim süreci ve müfredat açısından değil ama işin duygusal ve aile içindeki ilişkiler açısından önemi nedeniyle sormak istiyorum. Ödev konusunda biz çocuklarımıza nasıl bir tavır sergilemeliyiz? Zor, fazlalık, azlık sanırım değişebilir. Çünkü aynı sınıf içerisinde çok az diyen anne babalarla da karşılaşıyoruz, çok fazla diyenlerle de karşılaşabiliriz. O yüzden burada genel bir şey söylemek çok doğru olmaz ama biraz belki şeye bakmak lazım. Fazlalıkta kastedilen çocuğun süreyi uzatması mı? Akademik anlamda zorlandığı için ödev süresinin uzaması mı? Hemen sayfa sayısına dönmek yerine biraz sürece bakmak. Çok önemli. Ruhsallık dediğimiz şey süreçtir. İnsanoğlu ruhsal bir varlık aslında. O yüzden her şey benim alanıma göre dönüp dolaşıp ruhsallık. Ama biraz belki öncelikle ödev az mı çok mu kaç sayfa olmalı gibi sayısal şeylerden çok o süreci biraz ebeveyn olarak bakmak lazım. Hangi derslerde ödev süresi çok uzuyor? Bu o derste desteğe mi ihtiyacı var bize düşündürüyor olabilir. Ödeve başlarken çok uzadığı için başlaması mı süre çok uzuyor? Ödev içerisinde yaparken çok mu mola veriyor? Belki biraz önce o süreci değerlendirmek, o süreç bize nerede nasıl müdahale etmemiz gerektiğini daha çok söyleyecektir. Örneğin İngilizce dersi ya da matematik dersi çok uzun süre alıyorsa matematiğe karşı bir ön yargısı mı var? Akademik anlamda altyapı olarak kendini iyi hissetmediği için mi o süreci bölüyor gibi. O süreci değerlendirip sonrasında belki neler olacağını, nasıl destek alınacağını yine hatırlatmakta ya da öğretmenleriyle paylaşmakta fayda var. O biraz daha belirleyici, bize yol gösterici olacaktır. Bir de yine benim hem gelen sorulardan hem de çeşitli arkadaşlarımın yorumlarından size sormak istediğim bir şey var. Bir kısmı bu uzaktan eğitim konusunda veli davranışı olarak çok ciddiye alıp bunu
normal okul süreci gibi ele alıp yürüten bir veli yaklaşım var. Bir de bunun tam tersinde, ya önemli olan çocuklarımızın sağlığı, zaten de olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Hani bu dönemde uzaktan eğitimde o dersleri izlemese olur gibi. Bu her iki yaklaşımı bir değerlendirip hani sürece dair aklı selim bir yöntem nasıl olmalı? Biraz anlatır mısınız? David, konuşmanın başında da dediğimiz gibi aslında ne olacağını bilmediğimiz bir sürecin içerisindeyiz. Okullar ne zaman açılacak, bu süreç ne zamana kadar devam edecek? Bazen tabii bu endişeler de bizi kararlarımızda değişkenliğe sebep olabiliyor. Ama yine işin özü galiba dengede kalmakla ilgili olan bir şey. Tabii ki çocuklarımızla birlikteyiz, birlikte vakit geçireceğiz. Öncelik her zaman sağlık ve hem fiziksel hem ruhsal sağlık. Öncelikli olan bu. Ama burada önemli olan dengede gitmek. Çünkü çocuğun işi öğrenmek, o bir öğrenci. Şu anda okullar tatil olmuş olabilir ama uzaktan eğitim denilen bir şey var ve çocuğun öğrencilik görevi devam ediyor aslında. O devam eden öğrencilik görevinde bizim kendi kişisel düşüncelerimize göre çok müdahale ettiğimiz zaman da o görevini ne kadar yerine getiriyor, işte o zaman soru işareti oluşabiliyor. Okul süreci olsaydı sabah 8, akşam 4, genel olarak özel okullar ya da devlet okulları. Böyle bir sürecin içinde olacaktı. Tabii ki evde bazı oynamalar olabilir. Bir sabah daha geç kalkabilir, kendini iyi hissetmeyebilir. Ama bunu siyah ya da beyaz gibi bakmak çok doğru değil. Tamam, şu anda da masa başındasın ve bu ödevi yapıyorsun, konu kapandı deyip kestirip atıp çocuğun öğretmeni rolüne girmemek de lazım. Arkadaşı rolüne girip ya tamam, önemli olan sağlığın, bu kadar yapsan yeterli de bırakmamak lazım. Çünkü öğrenme sürecini onlar için eğlenceli, keyifli ve hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu öğretmek istiyorsak bu dengeyi bozmamamız gerekiyor. Çocuklar hayatlarında aslında denge isterler ve tutarlılık isterler. Bu şu demek, yani okul zamanı bilgisayarla oynatmayıp hafta sonu sınırsız bilgisayar vermekle aynı şey. Terazinin dengesini zamana göre, şartlara göre çok değiştirmemek lazım. Şu anda sadece okul binasının içinde eğitimi görmüyor. Ama öğrencilik görevi evin içerisinde öğretmenlerin uzaktan verdiği eğitimle devam ediyor. Onun yine bir öğrencilik görevi devam ediyor. O yüzden de bu devamını sağlamak, bu dengeyi sağlamak çok önemli. Arada istisnaları olması tamamen diğer tarafa gitmeyi çok doğru göstermez. Bir ay sonra okul açıldığında farz edelim, çocuk o dengeyi nasıl sağlayacak kendi içinde tekrar okula geldiği zaman? O yüzden bizim onun içindeki dengeyi korumasına devam etmemiz gerekiyor anne baba olarak. Bir de çocuklarımız hep 24 saat birlikte olduğumuz için ev işlerinde farklı şeylere de artık daha fazla maruz kalıyor. Çamaşır yıkanıyor, kurutuluyor, katlanıyor, ütü yapılıyor ve bütün bunlar aslında bazen onların görmediği süreçler oluyordu. Biz onları bu sürece dahil ettiğimizde aslında çok ciddi bir hayat bilgisi de sunmuş oluyoruz. Bu denge, yine siz dengeye geleceksiniz diye ben hemen baştan söyledim. Nasıl öğretebiliriz ve o denge aslında onlara, ben kendi fikrimi burada aktarayım, yanlışsam lütfen düzeltin, en az okulda öğrendikleri teorik bilgiler kadar katkı sağlayacak bilgileri, becerileri kazandırıyor. Biz hep biraz çocuklarımızı uzak tutuyorduk. Aman işte ütü yapmasa da olur, kahvaltı masasını ben kaldırırım zaten, ama şu an hani ilk birkaç gün ben kaldırırım ama sürekli kaldırınca anne babada da biraz tansiyon yükseliyor. Galiba onları biraz sürece katmak ev içerisindeki tansiyonu da düzenleyebilir, değil mi? Tabii ki, çünkü aslında birlikte yaşadığımız bir ortam. Yani, o evde kimler yaşıyorsa o evin fertleri ve o sürecin içerisinde olan kişiler onlar aslında, anne baba, çocuk, anneanne, dede. Bu noktada dediğiniz gibi sürecin içine katmak lazım ama bunu belki biraz hayatın içine adapte ederek, bir görev ya da sorumluluk anlamında değil. Çünkü ders çalışmayı konuşuyorduk biraz önce. Ders çalışmak alışkanlıklardan bir tanesi. Dişini fırçalamak, tuvaletten sonra elini yıkamak gibi. Bunu ayrı bir başlık altında konuşmamak lazım. Çocuklarımıza sorumluluk bilincini, hayatın içinde birlikte yaşamayı öğrettiğimiz zaman ders çalışmak da bununla birlikte gelen bir süreç. O yüzden bunu bir görev adı altında, bir ders çalışma programıymış gibi yapmak yerine bu sürecin içerisine birlikte katmak, dahil etmek. İşte şimdi bu akşam sen bulaşıkları kaldırıyorsun yerine herkes kendi
yaptığı süreci toparlasa zaten birlikte yaşadığımız alanı düzenlemiş olacağız zaten. Kendi işte odasının sorumluluğunu ona vermek, toplamakla ilgili, bazen dağıtmakla ilgili. Evin içerisindeki sürece adapte etmek, ama dediğim gibi bunu bir görev içinde değil, hayatı birlikte yaşıyoruz. Burası bizim evimiz, bizim ortamımız ve bu süreci birbirimiz için kolaylaştıracağız noktasındaki ifadelerle, yönlendirmelerle yapmak. Küçük çocuklar için işte kurabiye yapmak vesaire gibi. Ve bunun içerisinde bunları yaparken aslında bu dönemin bence şöyle bir avantajı var. Evet, sağlık açısından, ekonomik açıdan çok karışık bir dönemden geçiyoruz ama her şeyin içinde iyi ve kötü bir aradadır aslında. Bu dönemin avantajı çocuklarımızın davranışlarını daha yakından gözlemlemek, onları tanımak, nasıl bir çocuk noktasına getirmişiz biraz daha gözlemlemek ve biraz dediğiniz gibi hayat becerisiyle ilgili sohbet etmek, paylaşmak. Özellikle bir önceki kuşakta anneanneler, dedeler, babaanneler vardı. Üçüncü kuşak vardı. Ve hayat görüşünde bize çok şey katıyorlardı. Şimdi çok fazla bir arada değiliz yaşam şartları yüzünden. Belki bu dönemi biraz onlarla geçirmek, kendi çocukluğumuzdan anılar paylaşmak, kendi çocukluğumuza sevdiğimiz bir kurabiyeyi tekrar yaparken o dönemi anlatmak, o dönemin kıyafetlerinden paylaşmak, hayatı öğretmek aslında dediğimiz şey biraz hikayeleştirerek normalin içine katmak da olabilir. Yaklaşık biz bir saattir sohbet ediyoruz. Ben çok keyif aldım. Diliyorum sizin için de ve izleyenler için de keyifli ve bilgilendirici bir süreç olmuştur. Son olarak eklemek istedikleriniz neler diye ben bir soru yöneltmek istiyorum size. Öncelikle teşekkür ederim davet için. Sizinle paylaşmak her zaman çok keyifli benim için. Son olarak toparlayacak olursam biraz... Dediğim gibi bu dönemi belki mümkün olduğunca kendimizi bazen anlayarak geçirmek lazım. Biraz hep denge ve hep sakinlikten bahsediyorum ama bence benim görüşüme göre işin özü bu aslında. Çünkü bu dönemini kültürel olarak çok zenginleştirerek geçirmeye gerek yok. Sürekli bir şey okuyalım, çocuklarımıza bilgi verelim, onları donanalım, onların farkındalığını arttıralım. Yani bazen sadece yatıp tavana da bakabiliriz. Sadece boş boş oturabiliriz aslında. Çünkü bir arada yaşamayı öğrenmek, kendi kendimize katlanabilmek, kendi çocuklarımıza katlanabilmek. Yani bu dönem biraz aslında bize kendi içine dönmek dediğimiz şeyi de öğretecek bir dönem. O yüzden mümkün olduğunca sakin kalmak en önemlisi belki bu dönemde. Herkese fiziksel ve ruhsal olarak sakinlik ve sağlık diliyorum. Çok teşekkürler. Sanıyorum biz eğitimle ilgili konuşurken bir soru gelmiş. Ben onu atlamışım. Öncelikle özür diliyorum onun için. Yazılı bir program yapıp onu uygulamak iyi midir, doğru mudur, nasıl ilerleyelim şeklinde bir soru gelmiş. Onunla ilgili de kısaca bir değerlendirme rica edebilir miyim? Ders çalışma programı gibi bir program. Günlük olarak ve de. Şimdi okul sürecinde zaten uzaktan eğitim içinde hangi gün, hangi saat ne dersi olduğunu bir programı var zaten. Evet. Hani o program takip edilebilir ama çocuklar söz konusu olduğu zaman çok uzun planlar, programlar yapmak çok doğru değil. Çünkü çocuklar bir saat sonra ne oyun oynayacağını çok bilincindeler. Çok programlı yaşamazlar hayatları. O yüzden aslında günlük belki bir program olabilir. Kahvaltı sofrasında bugün derslerin neler? Hangi online eğitimlere katılacaksın? İşte yetiştirmen gereken ödevler var mı? Ya da akşam dersler bittikten sonra ne yapmayı düşünüyorsun gibi. Bu aslında zaman yönetimi dediğimiz şey budur aslında. Biraz ona bu süreci nasıl olacağını öğretmek. İşte kahvaltıdan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? İşte hangi kıyafeti giymeyi düşünüyorsun da bir zaman programımız anaokuluna dönersek. Evet. Mesela. İşte hangi oyuncaklarınla oynamayı düşünüyorsun? Hadi seç getir bakalım. Anaokulu yaş grubunda söyleyebilir. İlkokul, ortaokul döneminde de bugün hangi dersi çalışmayı düşünüyorsun? Hangi kitaptan, hangi konuyu çözmeyi düşünüyorsun? Kafanda bir planın var mı? Gibi sorularla onu bunu düşündürmek çok önemli. Yoksa bir arada oturup birlikte bir plan yaptığımız zaman yine onun düşünme ve karar verme sürecini elinden alıyoruz. Her sabah böyle bir küçük değerlendirme olabilir. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Bize yorumlarıyla, önerileriyle, sorularıyla destek veren, katkıda bulunan, zenginleştiren tüm izleyicilere de önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelip
Bu süreçle ilgili değerlendirmeler yapıp önümüzde de neler var onları konuşmak isterim. Umuyorum ki siz tekrar uygun olursunuz ve biz burada yine sizinle buluşuruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Soru sorabilir miyiz diye bir soru gelmiş. Siz sorun, ben hocama iletirim ve biz bir şekilde cevabını size tekrar iletiriz yahut ikinci yayınımız için sizinle tekrar görüşmüş oluruz. Hoşça kalın. Sevgiler. Sevgiler.